İstanbul'da yaşanan Doğa olayını çok büyük bir afet diye pazarlayarak hükümet bu işin içinden sıyrılamaz. İstanbul en büyük kentimiz, kültürel, tarihsel bir büyük mirasımız, bir bize kutsal emanet. Ama İstanbul'u 25 yıldır yönetenlerin İstanbul'da yağan bir yaz yağmuru sonrasında hayatın durma noktasına gelmeleri karşısında bir afettir, ne yapalım diye işin içinden sıyrılmaları mümkün değildir. İstanbul halkı, İstanbul'a ve İstanbullulara yapılan bu ihmali, bu ihaneti elbette günü geldiğinde, vakti zamanı gelince gerekli cevabı verecektir. Ulaştırma uzmanı bir başbakan, İstanbul'da yıllarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İSKİ'de görev yapmış bir su işleri bakanı var. Ama İstanbul'da metro durdu, Avrasya durdu, Boğaz ulaşıma kapandı, hayat durdu. Sayın Başkan, Selanik'te de metrekareye aynı birimde yağmur yağdı. Bir gün önce. Selanik'te yağmur yağdı, yağmurun yağma anı dışında yağmurun yağıp yağmadığı belli değilken İstanbul'un bir göller abidesine dönüşmesini anlamak mümkün değildir. Burada kimse kimseyi kandırmayacak. Bir büyük ihmal var, bir büyük rant var. Su akacak, suyu emecek toprak bırakmazsan yeşillik sadece, çok şükür onda da gözleri var eminim, mezarlıklarda kaldıysa İstanbul'da, böyle bir yağmur yağdığında İstanbul'un böyle bir felakete maruz kalması çok doğal. Doğal olmayan AK Parti'nin İstanbul'da uyguladığı 25 yıllık rant politikasıdır. Bunu şiddetle kınıyoruz. İstanbullu hemşerilerimizin dikkatine sunuyoruz. Şehir katliamının intikamı daha büyük olur. İktidar Partisi bunu unutmamalıdır. Ve İstanbul'da yapılan 3 kuruş uğruna bu rantın önümüzdeki yıllarda, aylarda daha vahim sonuçlara doğurmaması için hükümetin derhal tedbir almasını ve bir hükümet üyesinin bu meclise gelerek parlamentoya bilgi vermesini talep ederken, İstanbul'da meydana gelen bu duruma sebep olanları da kıymetli İstanbullu hemşerilerimizin vicdanına havale ediyorum. Teşekkür ederim.